Herkese merhaba. Bugün size Türk Cumhuriyet tarihinin ilk kadın çağdaş sanatçısı olan Mihri Müşfik Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Mihri Müşfik Hanım ilklerin sanatçısı. Kendisi ilk çağdaş Türk sanatçısı, ilk mask sanatçısı ve bu ünvanları da henüz 17 yaşında almış bir sanatçı. Mihri Müşfik Hanım 1886 yılında İstanbul Bahariye'de dünyaya geliyor aristokrat ve saraya yakın bir ailede büyüyor ve yetişiyor. Bu ona bazı kazançlar sağlıyor tabii ki de. Çünkü sanatın birçok dalında küçük yaşlardan itibaren eğitim almaya başlıyor. Daha sonra o dönemde 2. Abdülhamit'e yaptığı resimlerden birini hediye ediyor. Ve bu restin karşılığında da Abdülhamit onu o dönemin saray ressamı olan Zonaro'dan dersler aldırmaya başlıyor. Ve Mihri Müşfik Hanım'ın da aslında ciddi anlamda resim kariyeri başlamış oluyor. Bu ona büyük katkılar sağlıyor. Daha sonra Mihri Müşfik Hanım 17 yaşındayken Roma'ya gidiyor. Roma'ya gitmesiyle aslında Avrupa'daki resim sanatıyla da ...tanışmış oluyor. Roma'dan sonra Paris'e geçiyor... ...ve emprasyonizmle, kübizmden etkileniyor... ...o dönem çok popüler olan. Kendi eserlerinde de bunu oldukça fazlasıyla görüyoruz. Daha sonra Mihri Müşfik Hanım... ...Türkiye'ye dönüyor ve... ...Nefise Mektebi'ni ne kurulmasında... ...oldukça önemli rol oynuyor. Yani kadın ressamların yetişmesinde... ...büyük bir adım atmış oluyor... Aslında konuşmamın başında da söylemiştim. Mihri Müşfik Hanım ilklerin e, kadın sanatçısı. Gerçekten de o dönemde işte kadınların resim yapmasını çok fazla destekliyor. Ve hiç de sıcak bakılmayan kadınların dışarıda resim yapmasını çok destekliyor. Yani Mone gibi anda olup ağacın e, ya da işte herhangi bir dış ortamdaki e, o, olayın resme dönüşmesine öncülük ediyor kendisi. E, Mihri Müşfik Hanım'ın en önemli eseri olarak gösterilen eser Naili Hanım eseri. E, Naili Hanım eseri onun kariyerinin çok önemli bir noktasını oluşturuyor. Onun dışında çok muhteşem oto e, portreleri var. Gerçekten kendisini resmettiği. Ve Mihri Müşfik Hanım'ın şöyle bir özelliği daha var. Mihri Müşfik Hanım tarihin önemli isimlerini de portrelerini yapıyor. Bunlardan biri Papa, diğeri Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten de bunlar da onun önemli eserleri. Ve bu da aslında resim tarihine gerçekten böyle kalıcı bir şekilde kendini yazdırmasına ön ayak oluyor. Sonra Mihri Müşfik Hanım Türkiye'de çok fazla kalamıyor ve rotasını Amerika'ya çeviriyor. Amerika'ya gidiyor. Orada New York ve Chicago üniversitelerinde resim öğretmenliği yapıyor. Aynı zamanda e, işte özel dersler de veriyor zengin ailenin çocuklarına. E, fakat Mihri Müşfikan'ım e, yoksullukla, yani ilerleyen dönemlerde yine de yoksullukla mücadele ederek hayatını devam ettiriyor ve sonlandırıyor diyebiliriz. Ailesine yazdığı bir mektupta da yani sanatı seçmekte aslında biraz hatalı bir tercih yaptığını, anlattığını da görüyoruz. Ama bence yine de Mihri Müşfik Hanım gerçekten de Türkiye için ve dünya için önemli adımlar atmış ve gerçekten de önemli atılımlarda bulunmuş bir sanatçı. Dostları var gerçekten şairlere çok meraklı. Tevfik Fikret'le çok yakın arkadaş. Onun da maskını yapıyor. Ve ilk aslında Türkiye'de mask yapan sanatçı ünvanını da o şekilde alıyor. Mihri Müşfik Hanım çok önemli ve çok değerli bir ressamımız gerçekten de. O yüzden bugün onu anlatmak istedim. Umarım sizlere de ilham olmuştur. Herkese çok sevgiler, teşekkürler.